İsmim Buse Savaşkan, KKTC ve Türkiye Atletizm Federasyonu'nda sporcuyum. Bu güzel organizasyonu ülkemizde yaptığımız için gerçekten mutluyum. Balkan Şampiyonası'na büyükler kategorisinde ikinci defadır yarışıyorum. Burada olmak gerçekten güzel bir duygu. Yurt dışından gelen sporcularla birlikte burada yapacağımız organizasyonda umarım bütün sporcu arkadaşlarımız hem başarılı olurlar hem de Avrupa Salon Şampiyonası'nda almak istedikleri kotaları da umarım bu şampiyonada alırlar. Bu sene güzel bir çıkış yakaladım. Tabii ki bu pandemi dolayısıyla önümüzde gerçekten çok yarış var ama bu kapalı sezonunda benim için de önemli olan Balkan Şampiyonası'dır. Umarım bu yarışta en iyimi daha iyiye çıkararak umarım ülkemi de temsil etme şansı elde ederim. Ülkemiz bu zorlu günlerde bu organizasyonları düzenlediği için bence sistemi çok iyi bir şekilde yürüttüğünü düşünüyorum. Çünkü bu pandemi döneminde uluslararası birçok organizasyon iptal edilirken Türkiye hala Balkan Şampiyonası gibi büyük bir organizasyona ev sahipliği yapabiliyor. Bunu sağlayan başta sağlık sistemimiz, başta federasyon başkanımız hepsine tebriklerimi iletiyorum, teşekkürlerimi iletiyorum. Onun haricinde milli takım olarak yaklaşık 2 aydır İstanbul'da kamptayız. Büyük bir özveriyle antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Onun haricinde çok güçlü bir milli takımla geldik Balkan Şampiyonası'na. Hepimiz hazırız. Hem Avrupa Şampiyonası hazırlığı için olsun. En son önemli organizasyon olarak bunu gösterebilirim Avrupa Şampiyonası'ndan önce. Buna da çok iyi bir şekilde hazırlandık. Şahsım ve Türkiye Atletizm ailesi adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Balkan Şampiyonası yapıyoruz ama adı Balkan Şampiyonası. 18 ülke katılıyor. Balkan ülkeleri ve dostları olarak organize edilen bu yarışmada Balkan ülkelerinin dışında yine Balkan ekibine katılmış olan Ukrayna, Kıbrıs, İsrail gibi, Makedonya gibi, Kosova, Yunanistan, Ermenistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, bunların hepsi Balkan ülkeleriyle birlikte Balkan dostlarının da katıldığı yarışmalar. Yani Balkan ülkeleri derken 8-10 ülkeyle değil, atletizmdeki Balkan ülkeleri 22 ülkeden oluşuyor. Biz de bu 22 ülkeyle birlikte burada bugün bu yarışmaları yapacağız. Bu yarışmalar içerisinde 29 erkek, 24 bayan sporcumuzla mücadeleyi yapacağız. Mücadelede ekibimizin tamamı buradaki kamplarda ve pandemi sürecinde yapmış olduğumuz özel antrenman alanlarıyla ve izolasyon içerisinde otellerde veya kiraladığımız devre mülklerde sporcularımızı koruyarak pandemi süreci içerisinde hem antrenman yapmalarını sağlayıp hem de spordan kopmamalarını sağladık. Bunun neticesinde de pandemiye rağmen bu yıl içerisinde salon sezonunda 55 tane Türkiye rekoru kırıldı. Bu 55 rekordan 2 rekor var ki bunlar yaklaşık 25-30 yıllık rekorlar ve bu rekorlar da biri Amerika'da kırılmış, hatta ikisi de Amerika'daki sporcularımız tarafından, biri Ruhani Şim'in 5.70'lik sırıkla atlama rekoru, birisi de yine Alper Kasaboğlu'nun 5.700 puanlık bir rekoru vardı heptatlonda. Bunlardan birini Ersu Şaşma çocuğumuz kırdı. Bugün de burada Allah nasip ederse olimpiyat kotası için 5.80 için sahneye çıkmış olacak. Yine İlkay çocuğumuz da pentatlonda bu yıl başlamasına rağmen 5 Türkiye rekorunu üst üste kırdı ve burada da bugün sırıkla yüksek atlamada tek branş olarak yine yarışacak. Kendi en iyisini yapıp Avrupa Salon Şampiyonası için bir ön hazırlık. İnşallah şu an 8. durumda, ilk 6'ya girmesi gerekiyor. Bu haftadan sonra bir tek şansı var. Onda da inşallah bir yarış yapıp, pentatlon yarışı, bu yarışmada puanını denkleştirip ondan sonra Avrupa Şampiyonası'nda da ülkemizi temsil etmesini arzu ediyoruz. Öyle de olacağına inanıyorum.
5-7 Mart buradan sonraki Polonya'da yapılacak olan Avrupa Salon Şampiyonası'nda da atletlerimiz bugüne kadar aldığımız kota sayısının yaklaşık 2 katına yakın bir kota aldılar. Bunu 2 katına kadar dememdeki sebep şu, bundan önceki kota alan sporcularımız içerisinde yabancı doğumlu sporcularımız da vardı ama bu kafilede tamamen Türkiye'de doğumlu olan sporcularımızdan oluşan şu an 13 kotamız mevcut Avrupa Salon Şampiyonası'na. Bugünkü yarışlardan sonra da 4x400 takımımız da 7. durumda, ilk 6 oraya gidiyor. 7. durumda olduğu için bugünkü 4x400 ve 400 metrelerde 2 tane inşallah 46 saniyelik derece koşabilirsek orada da takımımız yerini almış olacak. Ondan sonra da yaklaşık 20 kişiyle ve 20 kotayla Avrupa Salon Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edeceğiz. Bu şunun için çok önemli. 2023 yılında burada yapacağımız, bu salonda yapacağımız Avrupa Şampiyonası'nda tam kadro takımla yarışmak istiyoruz. Yarışırken hiçbir sporcumuzun ülkemizde yapıldığı için ev sahibi sporcu katılma kontenjanını veya kotasını kullanmasını istemiyoruz. Bütün branşlarda barajı geçmiş, kotayı geçmiş ve final yarışabilecek sporculardan oluşması için bu bizim için önemliydi. Ve sporcularımızın %98'i genç ve yıldız sporculardan oluşuyor. İnşallah bu sporcularımız bizi hem bugün hem bundan sonraki organizasyonlarda hem olimpiyatta en iyi şekilde temsil edecekler. Ve bizim de başarılı olabilmemiz için büyük adımlar atacaklar. Bugün burada 3 adım atlamadaki sporcularımız içerisinde Avrupa şampiyonu olan sporcumuz Necati Er ve onun hemen arkasında Avrupa ikincisi olan Azerbaycanlı sporcumuz olacak. Yine Babayev, onun hemen arkasında da bizim yine olimpiyat kotası kovalayan Can Özipek sporcumuz olacak. Olimpiyat kotası alma ihtimali en yüksek olan sporcularımızdan birisi, buradaki yarış için söylüyorum. Yine gülle atmada Emel Dereli şu an ranking sisteminden kotada ama direkt kota alabilmek için de o da bugün burada yarışacak sporcularımız içerisinde dünya ikincisi sporcumuz. Yine 3 adım atlamada yarışacak Tuğba Danışmaz kızımız, bu sene en fazla rekor kıran sporcularımızdan birisi. O da yine bugün burada olimpiyat kotası için atlayacak sporcularımızdan birisi. Yani Balkan şampiyonusun içerisinde de olimpiyat kotası için yarışacak sporcularımız. Bu anlamda 60 metre engellide Miktat yine bu yıl fazla rekor kıran sporcularımızdan birisi. O da yine Avrupa salon kotasını aldı ama olimpiyat kotası için kendini geliştirmek hem de burada yapacağı başarıyla Avrupa salon şampiyonasında koşacağı finalin adını koyabilmek için bir ön yarışma gibi değerlendirebiliriz. Buradan sonraki hedef tabii ki olimpiyat. İnşallah olimpiyatta da şu ana kadar elde ettiğimiz 13 kotayla hali hazırda devam ediyoruz. Yarın Trabzon'da maraton koşulacak. Hem yarı maraton hem de olimpiyat kotası için maraton koşulacak. Orada da 8 sporcumuz olimpiyat kotası için yarışacaklar. Buradaki yarışlarla birlikte bir gözümüzde yarın Trabzon'da olacak. Bu başarıları elde etmemizde bize destek sağlayan kulüplerimiz, antrenörlerimiz, idarecilerimiz, gençlik hizmetleri, spor il müdürlerimiz ve en önemlisi Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımıza sonsuz teşekkürler ediyorum. Çünkü atletizm için her türlü desteğe, her türlü gayrete yol açan ve destek olan bir ekibin parçasıyız. İnşallah atletizmi Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Sayın Bakanımızın destekleriyle layık olduğu yere getirip olimpiyatta da bugüne kadar 3 madalyamız var. Bu madalyalardan 3'ü de altın değil ama inşallah öyle ümit ediyorum ve bu olimpiyatta da Azerbaycanların deyimiyle bir kızıl madalyayı bu ülkeye getirmek istiyoruz. Uluslararası yarışmaların birçoğu iptal noktasında, özellikle Avrupa'dakiler. Bu yüzden de biz maratonlar iptal olduğu için IAAF'tan da yetki ve izin isteyerek
Trabzon'da yeni bir maraton parkuru ölçtürdük. Orada da bu hafta kota yarışması var. Bu kota yarışmasında sadece bizim sporcularımız yarışmayacak. Bizim sporcularımızla birlikte Kenya'dan, Etiyopya'dan, Kazakistan'dan, Türkmenistan'dan, İspanya'dan, Litvanya'dan sporcular orada yarışacaklar kota alabilmek için. Yani sizin çok kaliteli yerleriniz, kaliteli tesisleriniz olunca dünyada size bu bir güç. Bunu da şu an ülkemiz hem sağlık sistemiyle hem sağlıktaki koruma ve hızlı tanı koyup hızlı müdahale sistemiyle bunların hepsine tabii ki ülkenin gücü nispetinde yapılıyor. Bunun için de şu an dünyanın sadece atletizmde değil birçok spor branşında şu an Türkiye merkezi konumuna geldi. Ben biliyorum işte boksta, judoda, tekvandoda, karatede uluslararası takımlar şimdi bizim atletizm gibi ülkemizde kamp yapmak için bir çalışma içindeler. Yapanlar da var. Hedef 40. Hedef 40. Yani ranking sistemindeki kotalarla ve normal direkt kotalarla hedefimiz 40 kotayla olimpiyata gidebilmek. İnşallah bunu sağlamak için bütün çocuklarımız, antrenörlerimiz gece gündüz çalışıyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çoğusu belki 3-4 aydır evine bile gidemedi. Sporcuların yanından ayrılıp eve gidip geldiğinde pandemiyle alakalı süreç yaşayabilir düşüncesiyle fizyoterapistlerimiz, masörlerimiz, kendi personelimiz hepsi otellerde çocuklarımızla birlikte gece gündüz çalışıyorlar. İnşallah bunu başaracağız. 3 sporcumuz vardı. Birisi uçak mühendisliğini, birisi uluslararası yabancı dil ilişkiler, yabancı dil bölümü, biri de o da mühendislikle ilgili bir bölüm. 3 sporcumuz vardı. O konuyla ilgili de sadece çok kısa şunu söyleyeyim. Türk sporunun geleceği için bir vizyon projedir. Yapan herkese, destek olan herkese teşekkür ediyorum. Çünkü sporcular artık sadece beden eğitim bölümü okumak değil, her bölümü okuyabilecek bir rotaya sahip oldular. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi Emel'in yarışını izlemeye. Evet ve şimdi Emel'in yarışına da sizi davet ediyoruz. Hepinize sağ olun.